Yamalı Otoban. İstanbul Tempo TV'den sonra Bülten TV'de de program yapmak için, bu kez ülkenin en büyük metropolünden kalbi başkente doğru gitmek için çıktığım yolda ilk gözüme ilişen patates soğan değil. Gökdelenlerin yaşanan ekonomik krizden etkilenerek satılığa çıkarıldığını üzerlerine asılan dev pankartlı satılık ilanları gibi eski bir özel hastane olduğunu bildiğim binanın önce hastane kimliğinden çıkarılıp kapatıldığını öğreniyor ve bina sahibinin de yaşanan ekonomik kriz nedeniyle binayı satılığa çıkardığı bilgisini alıyordum gerçi daha önce bu yöndeki gözlemlerimi toparlamış Ekonomik kriz gökdelenleri de satılığa çıkardı başlığıyla haber yapmış ülkede yaşanan krizin sadece asgari ücretli emekli kiracıyı etkilemediğini tam aksine zengin diye bilinen gökdelen sahiplerini de olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuş yaşanan duruma farklı açıdan bakmıştım. Önceden yayınladığım haberi bana güncelleten bu durum sonrasında başkentte yapacağım ilk yayın heyecanıyla paralı diye bilinen otobanlardan olan bir yol. Girdim. Ama çarşıdan çıkmış ara sokaklara girmiş hissiyle pataküte giderken otobanda mıyım? Bizim 20 yıldır bir türlü bitmeyen göle yolunda mıyım acaba diye tereddüt ettim. Zira Posof Bulgar Dağı'nın zoret ve kar yağışında kapanan Sara Dağı'nın beklediği tünellerden birisine. Benzeyen Bolu Tüneli'ne doğru ilerlerken otoban denen yol hemen hemen her keme başında yoksul köylünün pantolonu gibi yamalarla doluydu. İstanbul kent merkezinin yollarının da patladı ama Büyükşehir Belediye Başkanı'nın memleketi Trabzon'da miting patlatma derdine düştüğünü hatırlatan gördüklerim aynı başkana laf sokan ulaştırma. Bakanının sorumluluğunda olduğunu ve tencere dibin kara, seninki benden kara dedirtiyordu parasını ödeyerek gittiğimiz yollar bir hayli bozuk ve ışıkları yanmayan otobanlardı, kısacası yol yaptık köprü yaptık yetmedi tünel yaptık diyerek övünen iktidar gibi muhalefetin belediyeleri de. Halkın yanında değil kendi bildikleri yoldaydılar, ben benim gibi dökülmeye başlayan arabamı otobanda toplamaya çalışırken.